Evet dostlar, herkese merhaba. Dostlar, bildiğiniz gibi PlayStation 2'mizi şu şekilde bağlantılarını yaptık. Görüntü kablolarını bu şekilde bağladık. Şimdi ekranı görüyorsunuz, sinyal yok şeklinde yazıyor. Ben burada power tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi ekran gelmiyor. Yani bazı televizyonlarda mavi şekilde bir ekran oluşabilir. Bazı televizyonlarda ise bu ekran siyah ekrana dönüşebilir dostlar, bilginiz olsun. Neyse, bu nedenden dolayı cihazımız açılmamak gibi sorumluluğu nasıl çözeceğiz ondan bahsedeceğim. Dostlar, bu cihaz şu an elime ikinci ev olarak geldi. Hani bozukmuş gibi gözüküyor ama normalde sorumluluğu çok basit. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Siyah ekranda nasıl kurtulacaksınız ondan bahsedeceğim dostlar. İlk olarak kanalımızda bir videomuz daha var. Yani birkaç tuş kombinasyonlarına basarak bu siyah ekrandan kurtulabilirsiniz. Açıklamalar ve yorumlar kısmına büyük ihtimalle eklerim linkini. Videomuzu izlersiniz dostlar. Evet dostlar, şimdi bu sorunu nasıl çözeceğiz ondan bahsedeceğim. Şimdi hemen kolumuzu alıyoruz. Şimdi kolumuzu aldık. Bu durum genellikle Matrix çiplerle kaynaklı oluyor genellikle. Hani Matrix çipin BIOS dediğimiz kısım var ya arkadaşlar. Oraya giriş aşamasında orada genellikle ayar değişikliği veya farklı bir ayar girilmesi nedeniyle görüntünün gelmemesinden kaynaklanıyor dostlar bu yapacağımız işlemde. Neyse, şimdi Matrix çip olsun veya Matrix çipin klon çipleri olsun fark etmez. Bu durum hepsi için geçerli dostlar. İlk olarak cihazımızı kapatıyoruz. Power tuşuna basılı tutuyoruz. Şöyle cihazımızı kapattık. Daha sonra koldan yıldız ve üçgen tuşuna basarak çipin BIOS'una gireceğiz dostlar. Yani bir nevi arayüzüne gireceğiz. Ayarların yapıldığı arayüze gireceğiz dostlar. Yuvarlakla üçgen aynı anda basıyorum. Daha sonra cihazımın power tuşuna, açma tuşuna basıyorum. Basılı tutuyorum. Şu şekilde bir ekran gelecek ve daha sonra burada bu yuvarlak ve üçgeni bırakıyorum dostlar. Hiçbir şey basmayın. Çok dikkatli olun. Bu adımları atlamadan yaparsanız sorunsuz şekilde açarsınız cihazınıza. Şu an ekran yok gördüğünüz gibi. Şu an ekran yok ama şu an cihazımız o dediğim arayüze girmiş oldu. Yani Matrix'in arayüzüne girmiş oldu. Şimdi göreceğiz zaten o arayüzü. Daha sonra arkadaşlar dediğim gibi koldan başka bir şey basmayın. Buradan yapacağınız tek şey çarpıya basacaksınız, start'a basacaksınız. İşleminiz bitecek dostlar. Çarpıya bastım. Ve ikinci kez, ikinci olarak da start'a bastım. Ve buradan cihazımı resetliyorum. Şimdi görüntü gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi dostlar, görüntü geldi. Evet dostlar, gördüğünüz gibi görüntü geldi. Şimdi ben bu işlemi görüntülü bir şekilde neler yaptık, yani arka planda neler yaptık, görüntü olmasına rağmen neler yaptık onlardan bahsedeceğim. Şimdi tekrar yıldızlı yuvarlakla üçgen tuşuna basılı tutarak cihazımı kapatacağım. Full kapatacağım arkadaşlar. Ve cihazımı açacağım. Hala basıyorum dostlar buraya. Koldan yuvarlakla üçgene basıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu ekrana girmiş olduk normalde biz. Ve bu ekrana girdikten sonra normalde örnek veriyorum VGA ise veya farklı bir ekran çözünürlüğüne sahipse, mesela NTFS veya PAL veya işte yani sizin televizyonunuz desteklemediği bir çözünürlüğe sahipse, yani çözünürlük dediğim bir video çıkışına sahipse, bu nedenden dolayı görüntü gelmediği olabiliyor, bilginiz olsun. Bu nedenden dolayı bu şekilde yaparak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Ben burayı PAL yapacağım ve start'a bastık. Normalde bir sefer basarak sadece o durumdan çıkmak için kullanıyor dostlar. Bu çarpıya bir iki kere de basabilirsiniz o durumdayken. Yani ekran yokken eğer açılmasa bir iki kere de basın, üç kere basın gerekirse daha sonra start'ta basın. Bu şekilde yaparak sorunuzu çözersiniz. Tekrar kapatıyorum. Dediğim gibi dostlar, bu durum Matrix çipler için geçerlidir, bilginiz olsun. Bu şekilde sorunuzu çözersiniz umarım. Dediğim gibi eğer sorunu çözülmese ikinci olarak kanalımızda bir videomuz daha var. PlayStation 2 görüntü gelmiyor tarzında bir videomuz var. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Sorunu çözülse bile o videoyu mutlaka izleyin. En azından bilginiz olsun. PlayStation 2'yi kullanıyorsanız dostlar, bilginiz olsun. Neyse, bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.